Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere yine her zamanki gibi klasikleşen efsane bir videom var. Karşınızda arkadaşlar Chovy 19 galibiyet 2 mağlubiyeti var. Normalde ben videoyu çekecekken 1 mağlubiyeti vardı. Ama son maçı lose almış, yani kaybetmiş. Şöyle bir şey, şimdi kazandığı bir maçı analiz edeceğim. Yarın da büyük bir ihtimalle kaybettiği aşağılarda bir tane maç var. Onu analiz edeceğim. Yani maç geçmişi bu şekilde. Her maçı kazanıyor ve 19 galibiyette sadece master olmuş. Bu arada bir şey daha söyleyeceğim. Kamera nasıl olmuş arkadaşlar? Böyle ışık mışık yaptık. Bence bayağı iyi oldu. Sizin de görüşlerinizi yorum kısmına bekliyorum. Nasıl olmuş? Beğendiniz mi? Beğenmediniz mi? Eksik ne? Tabii ki de bunları geliştirmeye devam edeceğiz. Hemen geçelim maçımıza. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Şimdi arkadaşlar bilerek Yone tercihini analiz etmek istedim. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi şu. Onu da söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar tekli dereceli de son dönemde yetenek gücü şampiyonlar, yani mage, kontrol büyücüsü dediğimiz şampiyonlar genelde tercih edilmiyor. Daha çok tercih edilen şampiyonlar Irelia'lar, işte Yone'ler, bunlar Sylas, daha çok dövüşçüler daha çok tercih ediliyor diyebilirim sizlere. O yüzden de Yone'yi bakalım, bir de Chovy'den görelim. Yani Chovy dünyanın en iyi orta koridorlarından hani sayılabilecek bir oyuncu. Hepiniz biliyorsunuz, bence tamamen hani takımı yüzünden bir türlü hak ettiği başarıyı elde edemiyor. Bakalım ne zaman hak ettiği tarzda bir takıma gidecek, onu da merak ediyorum açıkçası. Bana göre kesinlikle ve kesinlikle T1'ın şu an Faker yerine Chovy'yi alması gerekiyor. Düşünün, Kanna, Oner, Chovy, Gumayushi ve Keria çok genç bir kadro oluyorlar ve üstüne üstlük de çok iyi bir kadro oluyorlar bence. Ama bakalım neler göreceğiz, onu da bakacağız. Şimdi koridor aşamasına geldiğimiz zaman Yone Zoe eşleşmesinde arkadaşlar, Yone üstün bir eşleşme. Bunu zaten hepiniz biliyorsunuzdur. Bunun da en büyük sebeplerinden bir tanesi, Zoe'den baloncuk yediği zaman Yone E yeteneğini kullanıp geri döndüğü zaman baloncuk efektinden, yani uyumuyor aslında. Bu arada şu totemi de kesinlikle her defasında söylüyorum. O da önemli bir totem arkadaşlar. Erken oyun için kendi ormancınız ve sizin için rakip ormancıyı görmeniz adına. Şimdi 3. seviye olduğu gibi Q'su geldi. Bakın uyutuldu. Hop geri döndü. Uyumadan direkt olarak devam ediyor hayatına. O yüzden hani bu sebepten dolayı da Yone Zoe'ye karşı iyi bir tercih olarak adlandırabiliriz, söyleyebiliriz. Şimdi genelde Yone oynarken arkadaşlar 2 tane stack, yani 2 Q stack'i yapıp hortum yapıp, yani ondan sonra E yeteneğinizi kullanmanız sizin için bayağı bir iyi olur. Ve çok da fazla bir, bakın aynen böyle, rakip takım, mesela rakip oyuncu size hani hasar takası yapmaya çalışabilir. Ancak genelde bu tarz takaslarda siz üstün oluyorsunuz. Şunu da söyleyeyim, Yone ile inanılmaz bir mesafe kapatıyorsunuz E artı Q ile. Bunu zaten hepiniz biliyorsunuzdur. Şu an Doran Kalkanı başlamış. Çoğu koridora Doran Kalkanı başlayın arkadaşlar. Doran Kalkanı girdiğiniz zaman yandan da şu rünü göremiyorsunuz şu an, ama ikinci şans rünü girdiğiniz takdirde gerçekten çok fazla bir can yenilemeniz oluyor. Doran Kalkanı ile beraber Zoe'den yine bir baloncuk, ama orada tutmuyor. Yalnız Eko'dan bir baskın yedi. Stun'ı yemedi orada, gayet rahat bir şekilde çıktı. Şimdi bu adamda aslında bizim en çok, yani analize başlarken hedefim şuydu benim, amacım. 19 galibiyet, 1 mağlubiyet olarak sayıyorum. Son mağlubiyeti çünkü ben video çekmeden, hani çekerken aldı gibi bir şey oldu. Şimdi şunu söyleyeceğim. Bu adam neyi doğru yapıyor da bu adam bu şekilde ve neredeyse kendi ormancısıyla falan bile girmiyor. Sadece bazı maçlarda girmiş. Bayağı bir üstün. Şimdi mesela şu an baktığımız zaman ilk gördüğüm şey, şimdi bu koridoru itirdi. Bu koridoru alacak Zoe. Kaç olacak? 27-28 falan. Bir 7-8 milyonluk bir fark açılmış olacak. Bu 7-8 milyon nasıl oldu? Tamamen rakip oyuncudan daha iyi minyon öldürdüğü için. Bak tamamen. Son vuruşu daha iyi yaptığı için bu şekilde oldu. Şimdi bu önemli. Neden? Şu an 7 milyon. Bir sonraki minyon dalgasında o 9'a çıkacak. Bir sonrakinde 10'a. Bir sonrakinde 13'e. Bu şekilde ilerleyerek gidecek arkadaşlar. Bakın Zoe orada da bir sonrakinden de kaçırdı. Ve burayı bir tık frizliyor. Bu arada eşya olarak bakın, karşı ormancı yetenek gücü bir şampiyon. Bu arada buradaki koridoru hemen dondurdu. Neden? Çünkü arkadaşlar güçlü olduğunuz veya baskın yaparak öldürebileceğiniz koridorlar varsa karşınızda, karşı orta koridor olarak. Mesela atıyorum ki ormancınız, şunu değiştireyim. Ormancınız Rek'Sai. Sallıyorum şu an. Siz de Ryze oynuyorsunuz veya Twisted Fate. Rek'Sai Twisted Fate veya Rek'Sai Ryze oynarken burada koridoru dondurdunuz. Diyelim ki Sylas'a ya da Galio'ya karşı oynuyorsunuz. Yakıncı şampiyon. Bu adam buraya nasıl minyon kesmeye gelecek? Geldiği an baskın yapıp öldürebilirsin. O yüzden de mesela Yone ile de şöyle bir şey var. Yone şu an ikisi de yetenek gücü olduğu için hem orta koridor hem orman, gitmiş 450'lik büyü savar pelerini almış. Şimdi hasar kısmında bayağı bir az hasar alacak. E şimdi birebir de zaten Zoe'ye karşı güçlü olan Yone eşya tercihini de Zoe ve Eko'ya karşı yaparak o üstünlüğünü çok iyi bir seviyeye getirmiş oluyor.
Şimdi bakın, olabildiğince minyon kaçırıyor, kaçırtıyor ve burada takasını yapıyor ve geri dönüyor. Bunlar önemli. Mesela bak, adam, emin olun, ben %100 eminim, Türkiye sunucusunda şunu düşünen zibilyon tane insan var. Ben büyü direnci almam ya, ben dojlarım. Şöyle yaparım, öyle yaparım. İşte artistik, işte büyü direnci alana, mesela Yone büyü direnci aldı ya, Zoiler Türkiye'de şey yazıyor. Ne oldu, korktun mu? Ne alaka oğlum, adam eşya alıyor. Sana karşı eşya alacak adam, ne yapacaktı? Yani bunları umursamayın. Siz ne almanız gerekiyorsa, defansif eşya almanız gerekiyorsa alın. Çünkü zaten şu an mesela outscale dediğimiz şeyi yapıyor Yone Zoe'ye karşı. Hatta çoğu şampiyona belki. Outscale dediğimiz ne? Daha çok güçleniyor rakibinden. Yani mesela atıyorum dakika 20 oldu. İkisi de eşit minyon sayısında. Yone her türlü daha güçlü olmuş oluyor. Yani uzayan oyunda daha güçlü olmuş oluyor aslına baktığınız zaman. Şimdi farm farkı 58-39. Bakalım buradaki minyonları öldürünce kaç minyon olacak fark. Şu an farkında mısınız bilmiyorum ama dakika 6.30'a gelmeden 59 farma ulaşmış durumda Yone. Bir dipnot söyleyeceğim size sadece. Şu an bu Zoe sizden biri veya ben oynuyor olsaydım ne olacaktı? Hiçbir şey. Adam agresif, neredeyse hiçbir şey yapmadı. Doğru zaman hop burada ultiyle beraber orada sıçrasını alıyor bak. Direkt olarak ultisini kullanıyor. Niye ultisini direkt olarak bu kadar korkusuz kullandı? Çünkü kendi ormancısı yanında arkadaşlar. Orta koridor oynarken ormancılar sürekli burada olabildiği için adam kuş kesiyor, tık geliyor. Yan piri kesiyor, tık gelebiliyor. Alt koridorda olması, üst koridorda olması bir şey ifade etmiyor. Orta koridora geçerken uğrayabiliyor. Orta koridora geçerken uğraması ne demek aslında? Direkt söyleyeyim size. Mesela bunu zaten daha önce örneğini vermiştim. Siz ne yapıyorsunuz? Bir yere gidiyorsunuz, dışarı çıktınız. Yol üstünde bir arkadaşınız varsa arıyorsun adamı. Kanka bey uğrayayım mı? Orta koridordaki adam da senin takım arkadaşın. Adama diyorsun ki mesela yan piri alırken veya kuş alırken. Kanka geleyim mi? Bak. Ama alt koridora sormuyorsun kuş alırken. Niye uzak? Oraya kadar gitmiyorsun. Oraya atıyorum metro var, bineceksin gideceksin, toplu taşıma falan sıkıntı alt koridor. Ama hemen orada yürüme mesafesinde orta koridor hemen gidebiliyorsun. Şimdi ne demiştim ben? İyi bir noktaya değinmiştik. Değindiğimiz nokta koridor aşamasında. Şimdi bu adam karşısındaki rakibi 3 kere kesti, 5 kere kesti falan böyle bir şey yok. Ben bunu her videomda size aşılamaya çalışıyorum. Arkadaşlar, bazı şampiyonlarla bazı şampiyonları oyun gereği gerçekten öldüremezsiniz. Adam ölmek istemediği sürece. Bak bu oyun böyle bir oyundur. O yüzden de yavaş yavaş fark açarak hareket edersiniz. Outscale dediğimiz şeyi yaparsınız. Oo, yalnız uykuya daldı ama bir şey olmayacak. Outscale yani adama ikiniz de farmlarsınız. Sen daha güçlü olursun uzayan oyunda. Bunun gibi şeyler. Veya uzayan oyunda demeyeyim. Power Spike'ını beklersin. Power Spike'ın nedir? Atıyorum yön oynuyorsun. Bot. Saldırı hızı botu. Erken oyunda ufak da olsa bir Power Spike'tır yöne için. Power Spike ne? Mesela atıyorum. Güçlü olduğun anlar. Mesela bot aldın. Saldırı hızı bot aldın. Koridorda güçlüsün direkt. Sonra saldırı hızı bottan sonra kalkan yayı aldıktan sonra yöne ilenesin. Zaten canavara dönüşüyorsun. O işte senin power spike'ın oluyor. Bot, saldırı hızı botu koridor aşamasında power spike'ın senin. Koridor aşamasında seni güçlü kılan. Ama atıyorum dakika 15'te atıyorum o sıralarda güçlü olduğun zaman asıl power spike'ın kalkan yay. Bir yere savaşa mı çağırdı adam seni? Kalkan yayına 500 altın mı var? Adama dersin ki kanka benim kalkan yay bitecek, 500 altın bekle. Şimdi bu adam mesela üstüne falan dönmüyor. Burada plakayı almaya gidiyor. Işınlanı olduğu için bunu yapabiliyor. Rakip oyuncunun ışınlanı yok zaten. Işınlanı olduğu için aslında ışınlanını harcayarak bak burada adam koridorunu ittirdiği zaman, koridor bu şekilde olduğu zaman sürekli totem kesmeye geliyor. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama şu an koridoruna dönmüyor. Şu an koridora döndüğü zaman tutuşturla beraber Şürelya'sı da var. Burada Zoe'ye skor, hani skor olabilirdi. O yüzden direkt üstüne dönüyor ve dediğim eşyayı, savaşçı çizmelerini Yone almış oluyor. Yanına da ocak bağlı baltası, aklım yemeğe gidiyor. Ocak bağlı baltası almış. Bu da ne oluyor? Vincent yani aklın sonuna gitmesi demek. Çünkü hem ormancı hem orta koridor yetenek gücü. Yani aklın sonunu bittiği zaman, hatta bitmesine bile gerek yok. Şu an saldırı hızı botunu aldığı zaman, aldığı için koridorda agresif olabilir. Ve Yone geldiği zaman bak ikinci kez ulti atıyor. İkincisinde de Yone burada. Bunlar çok ufak şeyler. Yone diyorum. Viego burada. Viego buradayken agresif oynuyor. Viego yokken farmını yapıyor ve dakika 9.50'de 105 farma ulaştı. Ve dakika 10 oldu. Bu minyon dalgasını da öldürecek. Yani 110 farma falan ulaşacak. Yani çok büyük bir farm arkadaşlar. Ve şu an Zoe ölü. Burada devam ediyor. Neden?
zaten. Zoe ölü. Alacağı herhangi bir eşya yok. Zoe ölüyken burada plakalara vurmaya çalışıyor. Echo mesela orta koridora geliyor. Hemen Echo orta koridordayken gidiyor rakibin kuşlarını alıyor. Bak adam hep mantık. Ben orta koridora Zoe yok. Orta koridor kulesine vurabilirim. Echo mu geldi? Tamam abi Echo. Sen orta koridora al ben senin ormanını alayım. Bak bu işler böyledir. Yani bunlar çok önemli detaylar. Şimdi orada kuşları almasaydı Yone Echo geri düşmeyecekti. Veya atıyorum Echo öne geçecekti ama Zoe geri düşse bile Echo öne geçecekti. Ama şu an Echo normal seviyede kaldı. Oo bir dakika orada Zoe tekrar Singed'la beraber öldü. Echo normal seviyede kaldı ama ne oldu? Zoe geri düştü. Niye? Ormanı da aldı, farmı da aldı Echo. Bu sefer Yone ne yaptı? Gitti üstüne kuşları alabildi. Yone daha da öne geçti. Ve saldırı hızı botundan sonra 2 skor alan Yone 126 farma ulaştı. Dakika 11'de 2-0-0 ve aslında burada direkt olarak net söyleyeceğimiz nokta ne? Adam güçlü olduğu noktaları biliyor. Agresif oynadığı yerlerin hepsinde arkasında birisi var. Adam arkasında birisi yokken rakibini öldürmeye çalışmıyor. Farmını yapıyor. Farmını ama iyi yapıyor. Bak farm yapıyor. Ben de farm yapayım taşıyayım o zaman diyorsunuz. Ama bu şekilde farm yapmakla senin benim farm yaptığım başka şeyler. O yüzden bunlar önemli. Şu an aklın sonunda bitti. Şu an istediği şekilde agresif oynayabilir orta koridorda ve şu an Zoe'nin yapabileceği gerçekten herhangi bir şey yok. Yone istediği gibi agresif oynayabilir. Oo bir dakika orta koridorda 1v2 atacak. Ultisi var ama rakip takım çok da agresif oynamadı. Çünkü orada Yone 1v2'yi yapabilecek seviyede şu an güç olarak. 11. seviye olmayı bekliyor mu? Çok da sanmıyorum ama 11. seviye tabii önemli bir eşik. Yalnız bir dakika. Orada yine sıçrasını aldı. Viego da orta koridorda plakalara vuruyor ve Yone'ye de altın geldi. Ve Yone yine bakın lensini açıp totem bakıyor. Ya bak adam kaç kere buraya geldi burada pembe totem kesti orta koridor olarak. Ben hayatım boyunca bu kadar totem kestiğimi hatırlamıyorum. Şimdi E yeteneğini kullanacak. Hop uyku baloncuğu gitti. Hop önce ulti sonra Q burada skoru alacaktır. Orada önce Q atsa belki dojlardı ama önce ulti atıp sonradan Q atmak çok daha mantıklı olduğu için orada skoru alıyor. Burada üste dönmek daha mantıklı diyecektim. Kuşlar alıyor. Çünkü burada plakaya vursa da çok az minyon olduğu için oradaki plakayı alamayacağının o da farkında. Ve burada dakika 12'de 150 falan dakika 13'te hadi 1 minyon dalgası daha kesecek. 155 farma falan ulaşacak. Yani inanılmaz bir şey gerçekten. Burada plakaya büyük ihtimal vurmayacaktır. Oo karşı kırmızıya gidiyor adam. Oha. Üste dönmüyor. Karşı kırmızıyı almaya gitti. Bakalım ne olacak burada. Echo da geliyor yalnız. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Kimde kaldı? Aa Yone'de kaldı. Güzel. Ay. Ay. Var ya bir şey diyeyim mi? Cidden üste dönmüş falan olsa eşyası falan olsa büyük ihtimal yaşardı orada biliyor musunuz? Çünkü gerçekten fena olmayan eşyaları var diyecektim. Kazma artı kritik aldı. Burada zaten saldırı hızına ihtiyacı yok. Bak bu önemli bir şey. Bak burada yine püf nokta çalıştı bak. Aldığı eşyalara bakın. Bak önce bunu alıyor. Saldırı hızı minyonlara fazla vuruş. Bak sonra fark ediyor. Kritiği alıyor. Potunu satıyor kazma alıyor. Şimdi aklın sonu zaten %40 saldırı hızı veriyor. Hiçbir şey bu da saldırı hızı veriyor. %35 çok fazla saldırı hızı var. Ama buradan kazmayı aldığı zaman hem saldırı gücünü almış oluyor. Hem de kritik vuruşunu aldığı zaman gerçekten gücüne daha çok güç alıyor. Hani saldırı hızı var ama hani şey gibi düşünün bunu. Bir tane ufak çocuk var çok hızlı yumruk atıyor ama siz diyorsunuz ki ya vur ya ne olacak. Hani hızlı vuruyor adam daha da hızlı vurmasına gerek yok. Hasar lazım bu kodumu oturtması lazım. Şu an kodumu oturtacağı seviyeye getirmeye çalışıyor. Zaten hızlı vuruyorum. Şimdi güç kasıyor anladın mı? Onun gibi düşünün. Yani adam ipman ama hasar vermeyen ipman. Saldırı hızı kasınca savaşçı çizmesi arttı aklın sonuyla. Şimdi Mike Tyson yüklüyor kendine. Yani Ip Man Wing Chun sanatıyla boksu karıştırıyor şu an. Zaten Yone aha bir dakika. Hop. Aa ölmedi lan. Ana. Orada yalnız bitkinlik bayağı iş yaptı. Burada yalnız yine düşecek büyük ihtimal. Yenilmez geldi. Aa. Kaç lan? Bak oradan kaçmadı. E'yi duvardan atar diye. Ha bu adamların kafası çalışıyor ya. Vallahi bak adam oradan kaçsa ölecek. Echo oradan E'ye atacağı için. Böyle bir şey yok. Bu arada orta koridorda arkadaşlar 70 milyonluk fark var. Gerçekten böyle dışarıdan bakınca ulan bu adam ne yaptı da bu kadar fark attı diyorsun ya. Hani bu adam ne yaptı da bu kadar fark attı? Ama işte yapıyor abi.
Bak E'yi atıp Q'sunu atıyor. Orada ne var ne yok böyle bir çekliyor, bakıyor. O da önemli bir şey. Totem atıyorsanız mesela oralara totem atarken mesela en önemlisi mesela bu koridoru ittireceksiniz. Şurada ittirdiniz. Buraya kafa atacaksınız. Buradan E'yi basıyorsun. Buralara falan bakıyorsun. Sonra geri dönüyorsun. Şuraya da totem atıp. Bunlar önemli şeyler. E yeteneğinin bu yönlerinde kullanın. Çalılara kafa atarken falan. Tabii gidip her şeye de kafa atmayın. Bu sefer hani direkt tek yiyip de ölebilirsiniz ama hani bunlar önemli şeyler. Bu arada iki tane kritik eşyasını da almış. Şu an Yone'nin kritik seviyesi de %75 aynen. %75 olmuş. %75 gayet iyi bir sayı zaten. Kalkan yayı da bittikten sonra zaten akacaktır. Bu arada Camille geldi. Camille'e karşı şu an o kadar güçlü değil. Ama Camille şu an 1-6 olduğu için rahatlıkla yenecektir. Onu derken Camille bayağı bir hasar vurdu bu arada. Yine önce ulti geldi ama buradan kaçacak. Burayı biraz kötü oynadı sanki ama seviye olarak inanılmaz önde arkadaşlar. Yani 13. seviye takımındaki hadi Singed 12. seviyede fed olmuş. Karşıda 11. seviye var en yakın. O da Ekko. Yani şu an gerçekten oyunun çok önünde. Dakika 17'de 200 milyon kesti. Yani dakika 17'de 200 milyon ben Yone ile hayatımda kesen görmedim. Ciddi anlamda görmedim yani. Siz gördüyseniz söyleyin. Ki bu adam savaştı. Diyeceğiz ki sadece farm yaptı falan. Adam 3 skor aldı. Bir kere öldü. Bir kere de ölümden döndü yani. Son bir canına falan kaçtı. Ama işte adam koridorda hiçbir şekilde minyon kaybetmiyor abi. Bakın yine E yeteneğiyle totemi kırıp hemen geri dönüyor. Çünkü alt koridorda koridor minyonları geliyor. Bunları bir an önce ittirmek istiyor. Bunları erkenden ittirdiği zaman haritada dün anlattığım gibi dünkü videoyu izleyenler bilir okuldan kaçma muhabbetini. Direkt olarak geliyor koridorunu ittiriyor. Yalnız orada Zoe de skor oluyor. Şimdi takım arkadaşları da fena oynamıyor. Yone alt koridoru ittirirken orta koridordan alt koridora doğru rotasyon yapmışlar. Bu arada ben bunu hepsi söylüyorum. Bu tarz kuleye vururken ve rakip takımın gelmeyeceğinden %100 eminseniz. Bak Camille burada görüyor. Az önce minyon kes. Taric burada. Kalista burada. Zoe ölü, Ekko mid'de. O yüzden de bu adama karşı gelebilecek veya Ekko mid'de olmasa bile Ekko tek başına öldüremez. O yüzden kendi minyonlarınız kuleye vursun diye buraya geçip bu minyonların yani rakip minyonların sizin minyonlarınızla birleşmemesini sağlarsınız ki kuleye biraz da olsa daha fazla hasar vurun. Yani minyonlar bakmayın. Hasar gerçekten iyi vuruyor arkadaşlar. Bu arada üstüne dönecekti. Ama rakip takımdan çoğu kişi öldüğü için ve gözüktüğü için herhangi bir şekilde üste dönmesine gerek yok. Bir minyon dalgası daha çok rahat bir şekilde ittirebilir. Bu da önemli bir bilgi. Şimdi mesela rakip takımı görmeseydi haritada buraya gelip şey yapmayacaktı ve kuleye vurmuyor bakın. Kuleye almak için vurmuyor. Minyon dalgasını ittirdi. Üstüne dönüyor. Rakip ormana bakacak. Bu da önemli bir detay. Orada kuleye vurduğu zaman çünkü çok fazla zaman kaybedecek ve kuleye vurduğu zaman burada Q stack gelsin diye böyle bir şey yapıyor. Arkaya kadar kovalattı kendini. Hop orada Scuttle'da Yampir yengece de dalıyor. Orada Yampir yengeci daldı. Şimdi oradaki kuleye vurmama sebebini söyleyeceğim size. O bir dakika ulti geldi. O Zoe'ye yalnız tek atar. Aynen Zoe'nin şansı yok. Sıçrasını aldı. Bak sıçrayı hiç atmıyor arkasından. Çünkü şu an o Zoe'yi öldürmenin gerçekten ona kazandıracağı hiçbir şey yok gibi bir şey. O bir dakika onu öldürdü. Şimdi burada savaşırken o flash atılır şimdi. Ama normalde o flash'ı atmaz genelde. Çünkü 0-6-0 bir Zoe varken sıçratmak çok da mantıklı değil. Burada büyük ihtimal düşecek. Ah be. Mesela yine çok mantıklı değildi Zoe'yi atması flash'ı. Mantıklı. Devam edecek falan filan. Camille Zoe ölünce gelmez falan diye düşünmüş olabilir. O yüzden atmış olabilir. Ama yine de bence çok iyi değil. 0-6-0 bir adama gidip bu kadar fedken sıçratmak çok da mantıklı değil. Bu arada şunu söyleyeceğim. Bu bir tek Chovy yapıyor neredeyse bunu. Gale Force alıyor. Yani rüzgarın hiddeti alıyor arkadaşlar. Yani ilk başta bunu ilk çıktığında da Yone bunu fazlasıyla alıyordu Chovy. Ama yani ben beğenmiyorum. Açık ve net söyleyeyim. Kalkan yayı çok daha hoşuma gidiyor. Ama bunun da tabii farklı bir hasarı var. Bambaşka bir hasarı var. Bunu alıyor. Can çalmasında Kana Susamış'tan alıyor. Aslında bu burada aklın sonu olduğu için bu build'de. Bu eşya diziliminde. Ebedi Kılıç biraz gecikmiş oluyor. Bence o yüzden güç patlamasında biraz gecikiyor. Şimdi alt koridor kulesine vurma olayını anlatıyordum en son. Şimdi burada minyon dalgası yokken bu kuleye vurduğu zaman inanılmaz bir zaman kaybı yaşıyor ve kendi takımı arkadaşlarından. Şimdi rakip alt koridor ya da üst koridora falan vuruyorsanız arkadaşlar takım arkadaşlarınızın da haritanın tersinde bir yere baskı yapıyor olması lazım. Bu karşı orman olur, ejder olur, baron olur. Siz üst koridor ikinci kulesine vururken alt koridor ikinci kulesi olabilir. Neden? Şimdi üst koridor ikinci kulesine vuruyorsunuz. Diyelim ki o sırada sizin takım arkadaşlarınız üste dönmüş veya kendi ormanına dönüyor. Otomatikman ne oluyor? Tüm rakip takım size gelip öldürdüğü zaman sizin takım arkadaşlarınız hiçbir şey kazanmıyor.
Ama diyelim ki sizin takım arkadaşınız alt koridor kulesini kuşatmış. Üst koridorda da siz kuşatıyorsunuz. Tek başınıza darlıyorsunuz. 3 kişi geldi sizi öldürdü. Otomatikmen 3 kişi sizi gelip öldürdüğü zaman diğer tarafta 4 vs 2 olduğu için sizin takım arkadaşlarınız rakip takımın ikinci kulesini alma şansı buluyor. Burada Yone'den çok iyi bir ulti aslında. Evet, orada EQ'sunu atıyor. Camille iyi oynuyor. Orada Gale Force'u da basacaktır derken direkt olarak skoru zaten alıyor. Hasar bayağı bir yetiyor. Burada Singed ya da Yone'nin üst koridora gitmesi lazım sanki derken Yone orman kamplarını almaya devam ediyor. Bunları hiçbir zaman bırakmayacaksınız. Yok çok güçlü oldum. Yok işte fedim şöyle böyle falan filan. Bunlar hikaye. Orman kamplarını her zaman alacaksınız. Kendiniz güçlenmek istemiyorsanız bile rakip takım güçlenmesin diye kesinlikle almanız gerekiyor. Haberiniz olsun. 7-2-2'ye geldi. 260 farma ulaştı. Dakika 22'de. Dakika 22'de ben 260 farm yapmak için kesinlikle ve kesinlikle Ryze falan oynamam lazım. Orman kamplarını çok fazla almam lazım. Kendi orman kamplarını almam lazım. Bu adam rakip takımın orman kamplarını alarak öne geçti. Bak bu detay çok önemli. Rakip takımın orman kamplarını aldığı için de rakip takım geri düşerken kendi takımı ve kendisi çok öne geçiyor. Ama ben ne yapıyorum tekli derecede? Gidiyorum kendi takım arkadaşımın ormanını alıyorum. Ormancım bir tık da olsa geri düşüyor. Ben öne geçiyorum. Ama ormancım da bir tık geri düşüyor. Şimdi bu adam hiç kimseye zarar vermeden yapıyor bu işi. Gayet mantıklı bir hamle. Derken adam kendi takım arkadaşım. Bu Gromp normal çünkü kendi ormancısı alt koridor tarafında olduğu için yoldan geçerken o Gromp'u alıyorsunuz ki sizin ormancınız alt koridordaki işlevini bitirdikten sonra üst koridora gelince o Gromp tekrar çıkmış olsun diye haberiniz olsun. Burada Yone'yi yakalayacaktır diye derken tek atar zaten ona. Hiçbir şansı yok Yone'nin. Orada Kalista ile Tarik geliyor ama onları da öldürecektir derken direkt kaçıyor. Çünkü üst koridorda ışından geldi ama kendi takımından da ışından geldiği için buraya direkt kendisi geri dönüyor. Orada Kalista'yı öldürmeyi başarıyorlar. Hop orada Camille'i de öldürdüler. Tarik'ten bir stun geldi. Orada Singed büyük ihtimal Tarik'i öldürecektir. Şu an bayağı güçlü ya. Bayağı. Para farkına bakayım. Rakip orta koridor 6000. 13000 altın arkadaşlar. Yani iki katından daha fazla para kazanmış adam. Bu normal bir şey değil. Vallahi bak bu adam şimdi diyeceksiniz ki abi karakter olarak ne yaptı? Ultiyi çok iyi atmadı. E'leri mükemmel kullanmadı falan ama adamın o haritadaki baskısı, koridor oynayışı falan. Ya hani kusura bakmayın. Zaten bu tarz oyunlar basit gözüktüğü zaman iyi olmuş oluyor. İlla oyunda karakterlerin son şeylerini kullanıp 1v5 atmana gerek yok. Oyun böyle oynanıyor. Keşke ben de hep böyle oynayabilsem. Keşke siz de hep böyle oynayabilseniz. 16. seviye rakip orta koridor. 12. seviye çok büyük bir fark. Burada bir savaş çıkmış. Buradaki savaşı dahil olacak mı ona bir bakalım. Olmadan maç burada bitiyor arkadaşlar. Chovy'den çok bence clean, temiz bir oyun. Yani oyun nasıl taşınır? Gaza gelmenize gerek yok. Orada o adamları çatır çutur 3vs1 kesmenize gerek yok. Çok sade, güzel bir oyun oldu bence. Umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir. Seviliyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten beni desteklediğiniz için çok teşekkür ederim. Cansınız, iyi ki varsınız. Görüşmek üzere, bay bay.